Merhaba herkese. Bilet Seferi'nin ekstra bölümlerinin artık muhtemelen sonuncusuna hoş geldiniz arkadaşlar. En son ciddi bir saldırı altındaydım. Okey, son bölümde böyle ciddi bir savaş vermek enteresan olacak. 3,5 Hallavi cüce ordusu var karşımda. Bende de 3 tane vampir ordusu var ama onlarda olmayan bir şey var bende. Vlad ve Isabella ve diğer kahramanlar. Şimdi büyük ordu kontrolünü açmalı mıyım, açmamalı mıyım? Bence açık olsun. Aynen. Mortis motoruyla ve ölüm rüzgarıyla daha fazla kişiye vurmak anlamına gelir. 148 bir rüzgarım var. Tamam. Hadi gelin. Savaş meydanı daha böyle. Go. Üzerime çekmem daha iyi olacak. Çünkü onların destek birlikleri geldikçe direkt savaşa girsin istemiyorum. Biraz yanıma yaklaşana kadar zaman geçsin. İşimi kolaylaştırır. Yani zaten saldırı onlar olduğu için üzerime geleceklerdir. O sırada birkaç bir rüzgarı patlatırım. Yani cüceler elbette bir rüzgarına dayanıklı. Genel olarak büyüye dayanıklı. Ama bir şey olmaz. Savaşmak istemem tabii ki. Ama ordumu tarasını da istemem öte yandan. Şuraya konuşalım şimdilik. Duruma göre bakarız. Azıcık geride durabilirsin. Sen de öyle. Okey, Isabella. Gel bakalım. Isabella von Karstein. It shall be. Swiftly. Yok, aslında önce bir destek birliklerinin gelmesini beklesem daha iyi olacak. Toplu halde ölüm rüzgarı atabilirim böylece. Manfred ve tayfası geldi. Bir şey yapmanıza gerek yok arkadaşlar o kadar. Açılmanıza gerek yok. Gelin. Bunlar arkada dursun. Bunlar da gelsin şöyle. Zaten oradasınız. Tamam. Birlikleri muhtemelen göremiyorlardır diyecektim zaten ki şunu görüyorlarmış. Sen de azıcık geri git, seni de göremesinler. Hala görüyorlar. Okey, bazılarını görüyorlar enteresan şekilde. Giro bomber görüyorum. Saldırmanı istesem başkaları rahatsız eder mi seni? Helikopter kovalayan vampir. Oyunu böyle manzaralı için oynuyorum zaten. İzlemeyi alırsın onu sen. Aslında da vuramıyor enteresan şekilde. Kaçmamaları lazım herhalde vurabilmesi için. Dikkat et, dikkat et. Nasıl yapsak bunların üstüne? Aslında summon yapsam onları iyi harcayabilirler. Ölüm rüzgarının etkili olacağı bir senaryoya benzemedi. Ne oluyor abi, gidemiyor musun şu anda da? Etrafını mı biriktiler? Tamam. Zaten onu yapmanı istiyordum en başından beri. Sen mi yine de ölüm rüzgarı ne kadar vuracak şunlara diye.
Yok. Aslında performans alamadım. Isabella von Karstein. Agreed. Quickly. Swiftly. Quickly. I will. Dikkatli olmayı ihtimal etme tabii. Hareket. Çabuk. Yürü. Biraz tehlikeli sularda yüzmüyor değiliz tabii. Şurası güzel bir rüzgarı hedefi gibi göründü. Çok harekete geçtiler ama. Yani ölü rüzgarı değil de ne işe yarar diye düşünüyorum. Direkt dalmak işe yarar. İşe yarar. Oradaki yüce lordlarından biraz uzak dursam fena olmayabilir tabi. Ne diyorum? Hadi. Çekil oradan. Ha, goblin yolcuyumuş onlar biraz sakat. Ork silahını da alabilirsin ama. Demir ejder. Okey. Onu da temizlemek güzel olur. Okey. Bugün yolcuların tabii makineleri kırıldıktan sonra içinden şey çıkıyor. Katil çıkıyor. Oh, hiçbir şey olmaz şu an. Güzel ölüm rüzgarı hedefleri görüyorum ama dur bakalım şuraya bir odaklanayım da. Ya mesela uçan bir adet menfeğimiz var. Biraz büyük bir hedef ama şuraya bir iki güzel ölüm rüzgarı sallayabilir bence. Onlar tamam. Şu jirokopterlere bir dalsan. Şuradaki ok silahlarını daha çekici bulmaktayım şu an. Aslında yanlış seçim. Yapmam gereken şey şunu atmak. %100 zırt edici aynı zamanda. Şunlar falan. Demir ejder onlara bir daf. Sen geri bas. Aa, burada ne var? Lan oğlum. Oğlum niye orada şov yapmasına izin veriyorsun siz? Gözünü seveyim. Swiftly. 12'den 19 çıkıyor. Tamam değer. Burası güzel bir hedef.
yetiştiremedim ya. Biraz önlerine atlayıbışım. Ne oluyor orada? Heh, tamam. Bir an Isabella aldı o hasarı diye düşündüm de. Isabella niye yerde bu arada? Ben ona saldırı emin vermişim. Ha, demin ejderlere saldık şimdi değil mi? Ay, bu kadar mı hasar verdim gerçekten mi ya? Okey. O zaman yokuş yukarı saldırmamak adına. Hadi arkadaşlar şöyle. Burada bayağı bir tehlikeli birimini zaten oyalamış bulundum. Okey, dalın arkadaşlar, dalın. Sen oraya inme. Bunları engelle. Şuradaki demir kanları engellemek lazım. Şu tarafa. Tüm menzilleri engelleyemeyeceğim ama bu kadar. Şuraya şundan çak bir tane. Isabella iyi misin? Tamam, burada bir sıkıntı yok. Okay, burası tehlikeli. Geri dön. Willett sen şu arkadaşa dal. Siz şöyle şu tarafa doğru hareket edin. Orada demir kranlara müdahale lazım. Isabella iyi misin? Isabella iyi. Mortis motorları savaşta mı? Bir tanesi savaşta. Şunlara ateş etmesine izin vermeyin. Manfred sen şu ortama dal. Hatta dur. Hangi biri şuraya bir ölüm rüzgarı sallasın lütfen. Sen niye bu kadar uzaktaymışsın? Rüzgarı. Okey, fena değil. Şuradaki demir ejderler biraz birbirinden daha fazla hasar veriyor sanki. Şunu yap. Şuraya doğru dalın. Çok kaotik olduğu için doğrusu şey de yapamıyorum. Taktik maktik de yapamıyorum şu an. Şunların ateş etmesine izin vermeyin. Sıkıntı içinde olan var mı? Pek yok. Pek yok. Tamam. Sen şuna dal o zaman. Sen orada boş durma. Buraya gir. O sırada şu birden şunları at. Isabella iyi misin? Isabella iyi. Mortis motoru bir tanesi şuraya gelse iyi olur. Dur, Manfred'in etrafına güzel toplanmışlar. İkisini de mi yapmışız? Sen değil, sen değil. 5 saniye kaldı, tamam. Şuraya bir tane yakışır. Şuraya da yakışır aslında, neyse. Mortis motoru biraz yalnız mı orada? Yani şurada çok fazla insan var. Birileri buraya gelsin. Sen neredesin mesela? Bak, orada uçan bir insan var. O uçan insanı, senin de uçan olduğunu varsayıyorum. Isabella iyi misin? Isabella iyi. Yine bir bakayım. Ortalık biraz dağınık. Ama iyi. Bir tane samın yap şuraya. Bilet, boş durma. Sen de boş durma. Evet, sen buna dal ya. Şurada sen arabanın içindeymişsin, tamam. Burada kendi başına sıkıntı yaşayanlar var. Bir destek lazım şuraya. Manfred. Bunlar ne? Whatever. Bu ustalı şu an... Hadi yap şuna bir tane. Çok az gün kalmış, keşke yapmasaydım.
Fazla ateş etmesine izin verme. Sen onları alıyorsun, güzel. Millet onun kaçmasına izin verme. Ve orada daha hızlı birileri var mı? Sen mesela... Okey, sen onu yakalarsın. Siz de şuradan devam edin. Burada bir... Daha iyi olabilecek pozisyonlar var. Şuraya müdahale edin. Siz değil. Onlara, Manfred'e yardıma gidin. Isabel'e iyi misin? Isabel'e iyi. Sen onu indirirsin, başarırsın. İstiyorsan sen de desteğe git. Şuraya müdahale edin. Ben şöyle yapın direkt. Bakalım kim gelecek. Herkese tek tek mantıklı talimatlar vermek için biraz fazla katip bir ortam. Bunların canının gittiğini görüyorum. Temizlesem biraz tepenin oraya geri çekilmek iyi olabilir. Millet neredesin? Bak burada adam varmış. Tahtenlik bir olay. Bunu indiriyorsunuz. Gel sen de. Manfred. İzin verme böyle şeylere. Isabel'e iyi misin? Isabel'e iyi. Şey sorup duruyorum ama. Isabel'in iyi olması önemli bir detay. Alev topları falan var, direkt Ezeveli'nin karşısına çıkıyorlar. Burada canı gitmekte olan bir kardeşimizi görüyorum. Sen biraz geri çekilebilirsin. Demir ejderlere çok teşekkür izni vermişiz gerçekten. Millet oradaki lordu indiriyor. Abi indiremediniz bir saat onu ya. Ateş edilmek olanlar var. Manfred biraz tehlike altın damsı sanki. Nasıl abi, şunu bil. Daha iyi olabilirdi ama daha kötü de olabilirdi. Artık geriye kaçma zamanı geldi galiba. Şunu bildirin önce, ondan sonra ama. Burası tamam mı? Şu 19'luk tipin yaşamasını istemiyorum mümkünse. Sen ne kadar hızlısın? 72. Yakalarsın onu, hadi. Siz de geriye gidin arkadaşlar, hadi. Tepeye geri dönüyoruz. Bir saldırın da. Yani biraz zor yakalarsın. Sen ne? Okay, 19'luk tamam. Şunu da indir madem öyle. Şu tepeye bir çekeyim. 3-5 gram da bir nefeslenin. Onlar da mı tamam? Onu öldürdüler mi emin değilim. Kaçmış da olabilir. Burada bir 26'lık görüyorum. Sorun değil. Şimdi gelin. Onların destek birliklerinin geldikleri yere mümkün olduğunca uzak bir yere konuşlanmaya çalışıyorum da elimden geldiğince. Şöyle gelin, daha iyi olacak. O yüzden şu an birazcık ateş aldığımın farkında olsam da... Nasıl güzelmiş. Ah, kaçacaklar mı? Sanırım artık dalabilirim.
Üyelerimi biraz fazla mı hızlı harcadım ya, şuralara falan da iyi giderdi ama. Ama cüce ya zaten, nasılsa üyelere karşı dirençli. Hepiniz aynı yere gitmeyin tabii, bir üyeniz de oradan dolaşsın. Her geleninde şeyi var arkadaşlar, menzili saldırısı var. Menfred, sen bir kendine dikkat etsen fena olmayacak bu arada. Abi 2 saatte bir tane adamı öldüremedin ya. Okay. Milli ışınlarına ateş etmesin, izin vermesin. Uçağın sen uçuyor musun? Şurada uçan birini gördüm. Sen şuradaki kopterlere git. Kopter olduğunu göremedim şu an. Şöyle kopter mi, jiro bomber mi? Ayadalınız. Gerçekten mavi ya, bir saattir. Nasıl yani ya, gerçekten nasıl yani? Sen şuradaki jiro bomberlere dal. Şurada bir alert of kalmış. Isabella iyi misin? Isabella'ya bir süredir bakmadım sahi, bak iyi ki bakmışım. Yani bir şey olduğundan değil de bir şey olabilirdi. Alev toplarının geçmesine izin vermiş ama bak bir süredir bakmayınca. Vület, o taraflara gitmene gerek yok. Ortam adam. Birkaç kişiniz şu topa gitmeli ama. Biriniz de şuna girmeli. Sen çok yalnız kaldın orada. Ha, oradaki yol tutucuları değil de alev topuna kendin gidebilirsin aslında. Okay. Buradan gelecek daha fazla destek birliği yok galiba ya. Sen onları indirmeye devam et. Siz boş boş durmayın. Şuraya girin. Sizin gelmeniz lazım ama şu 26'lığı öldürebilir miyim ben bir şekilde? Savaş bitti bu arada. Enteresan, güzel. Sadece kırılmazlar kaldı. Sen şunu öldür. Hızlı birimlerimle, hızlı birimim çok. Kırılmazlar nerede bir kere? Sen oradaki katil korsanları indiriyorsun, tamam. İndirilmeyi bekleyenler var, toplu halde dalınız. Markis motoru bir tane burada var. İkisi de geride kalmış birazcık. Yapmaya çalışın bakalım ne oluyor. Korsanları uğraşıyor da Isabella, kolay yok mu? Değil öyle. Orada kırılmaz bir şey var mı diye bakıyorum. Evet, şurada bir Goblin yontucu varmış. Mortis engine. Mortisler aynı yere gitmek zorunda değil ya. Sonra kovalayın, oradan Goblin yontucuya girişiriz. Bunlar burayı hallediyor. Isabella onu hallediyor. Ne diyeyim, siz de gidip şunları falan kovalayın. Geri gelmesinler mümkünse. Ama ihtimalleri de hayli fazla ama. Hadi ben sana şunu yakalama emri vermiştim. Bir arada kestim tabii ki, klasik. Onu hallediyor. Ya şu yontuculara. Bunlar %10'un altına düştü mü? Daha düşmemiş. Düşmek üzere. Yes. Siz şu yontuculara giriniz şimdi. Isabella'nın işi bitmiş. Onların da işi bitmiş. Onların da işi bitmek üzere zaten. Yani şunları falan halledin o zaman.
varsayabilir miyiz? Daha değil. Evet, şimdi hallettik ama şuradakileri gönderecektim. Oradakilerin fazla kenara yakın olduğunu gördüm şu an. Onu öldürdükten sonra muharebe cört diye bitecek sanırım. Evet, şu var. Öldü mü? Hala yaşıyor. Heh, şimdi öldü. Okey, güzel. Temiz. Ah, dehşet tutulurum ölmüş ya. Seviyordum onları ben. İşin sıkıntısı şu an tazelenemeyeceğim. Daha ele geçirmemiştim bu yerleşim yerini. Bunların 3 tanesi marş vaziyetindeydi. 3 ordu da gitti yani. İki dehşet ruhumuz gitti. O kadar. Ayrılayım ya. Aa, ölmediler mi? Desteğe geldikleri için öyle mi oluyormuş? Yukarı bir müdahale etmek lazım diye kuzeye yöneldi şu an. Buyur, bekleriz efendim. Yapmasını istemediği şey denize açılıp arkamdan bir yerlere saldırması. Sen kimsin? Sen de niye savaş halindeyim ben zaten? Savaşalım ya. Okay. Okay. Peki. King of Darkness. Keşfet ettim. Sen şuraya bir gel. This better be important. Sende de bir kuşatma saldırganı var elbet. Ha, burası zaten küçük yerleşim yeri değil mi? Tamam, sorun yok. Ben sende Manfred'cim. Öncelikle şuraya bir saldıralım. Kıl payım zafer diyorsun. Var mı çok ölen? Şöyle yapalım o zaman, sen çevire şurayı. Aynen, sen şuna saldır. Gereksiz bir kayıp ama neyse hadi. Biri geri döndü. Ha, buradan desteğe gelemiyor mu? Tamam, sen de o zaman şuraya gel. Güzel. Şimdi ne diyorsun? Üzücü ama yani. Az. Okey. Saldırıyı atlattık. Şimdi burada bir tane büyük ordusu var. Yetişemiyor. Okey. Karaza karaka doğru yola çıkarız olmadı. Yani Vlad'in ordusunun bir kısmını kaybettik maalesef.
Villet, şuraya girersen orada çok büyük savaşlar döndü ya. Var mı buralarda bir şey? Yok. Neyse. Çok über kaliteli birimlere ihtiyacı yok zaten. Orada olsun. Bunlar da zaten kayıp yok. Her şey yolunda gibi. Önümüzdeki tur Karaza Karaka yürümem yeter mi bilmiyorum. Yeterse orayı da alırız. Hatta şöyle mi yapsam? Yetişemiyor zaten. Ama zayıf olarak görsün beni, belki gelmeye kalkar. Güzel. Oradaki büyük engeli açtık. Buradaki büyük engeli ise yavaş yavaş aşma niyetindeyim dediğim gibi. Buradaki güçlü ordularım pusu kurabilecek kadar yürümesi yok güçlü ordularımın. Tamam. Önce tur yaparız o pusu işini. Direkt saldırmak istemiyorum. Nasıl böyle? Sen de bir değişim yok. Kahramanlar takımı Drakenhof'a geliyor. Drakenhof Kalesi bence mis gibi oldu. Yıkmak ve yapmak istediğim bir şey var mı? Bu dördü de var bunların zaten. Özel binalarım burada. Altın madenim var. Bir şeye ihtiyacım yok burada bence. Burası mis gibi oldu. Önüne bakalım. Daha büyümesine biraz daha var. Temple of Kalesi'nin çevresi geliştirilebilir. Umut, sana da şöyle bir şey yapalım. Ha, hiç yok galiba bunda. Bir tane yapmış olayım. Eğlensin hobbitler. Şimdilik şimdi geliştirilebilir. Backland. Bu sınavasında ikinciyim. Zayıf düşmeme rağmen. Acaba önümüzdeki tur birinci olabilir miyim? Manfred, sana kara şövalye verelim falan demiştik. Kara şövalyenin yanına ne veririz? Uçan bir şeyler olabilir. Ya da normal piyade. Evet, bence o mantık. Tabi o über savaştan sonra. Şunu seçelim ya. This better be important.
çoğu mentor olduğu için başkalarına da tecrübe veriyorlar. Bunların da atladıkları level'lar var. 7 level atlamış. Saldırı düzenlemedi. Daha doğrusu yaklaşmamayı da tercih etti. Galiba pusularım orada tespit edildi de ondan. Thou shalt treat me with the respect I... Kugat'ı konferansına taktı Tamurkan. Ulaşabiliyor muyuz? Ulaşabiliyoruz. Oto sonuç bana vermez ama değil mi? Tekrar savaşmam gerekir. Yaşasın tembellik diyeceğim ve şuraya pusu kuracağım ben. Bu tespit edilirse o zaman saldırırım. Tamam, sen bu vaziyette kalabilirsin. Okay, o pusu işlerini burada da yapabilirim artık. Umarım şu Nagareth'in elemanı sıkıntı çıkarmaz. Sen pusuya yatıyorsun. Sen pusuya yatıyorsun. Sen yatmıyorsun, sen yat. Sadece sen yatmıyorsun çünkü en zayıf görünümlü sensin. Hadi bakalım. Saldırırsak hoş sonuçlar almayız. Birazcık bekleyelim buralarda. Doğrusu saldırırsam kazanırım muhtemelen de. İşte uğraşmak gerekir. Bir yanındaki suikastçılarımı sempozyuma davet ediyorum. Haydi de böyle bitirelim. Şunu alayım ben aslında ya. Vampirler olmayan bölgelere giriyorum arada. Güç sıralamasında hala ikinci sıradayım. Birinci sıradakini görebiliyor muyum? Yok. Male gitti büyük ihtimalle.
Yukarıdaki orduyla bir şey yapacak mı? Kaçtı. Tamam, olur. Karazakarak'ı otomatik sonuçlandırmayla alabilirim herhalde o zaman. Ben Heimkamer'a para verecektim değil mi asıl? Arama olmayı tutmam lazım biraz daha konferansını istiyorsam. Şehir falan verebilirim. Daha vermek istemiyorum. Okey. Su 1. Cool. 4 ordu da geldi mi? Geldi valla. Okay, şu an koronun dibinde bir tane pusu vaziyetinde bir ordu var sadece ama yine de ben orada pusuda beklemeyi tercih edeceğim. Önlendi, tabii ki pusu önlendi. Kaldırma zombiler için. Cool. Yani bunu bir başına bırakırsam bana sonradan dert olur. Var mı satan? Var. Tabii ki var. Büyük Legion. Ya. Yani gerçekten şu saçmalıktan nefret ettiğim kadar çok az şeyden nefret ediyorum şu oyunda. Şu orduya saldırmamak için ittifakı bozan adam yani. Lord of the Dead. An intriguing play. All shall know me. Hayır, şu an şey de gitti yani. Sefer koşullarında bu da gitti. Uf, gerçekten senin kadar gıcık bir insan olabilir mi şu hayatta? Gel sana Arnav'ı vereyim. Askeri bina lazım bir yere. Grünberg'de yok. Arnav'da. Arnav'a bir tane dikelim. Gerekirse Grünberg'i de satacağım. Burada zaten büyümeye artık ihtiyacım yok. Bunu yıkabilirim. Alt tarafa bakmamışım bir süredir. Yapalım şunu da. Şimdi upgrade'ini isterim. Öf, gerçekten Heineken saçma bir insansın yani. Ne diyeyim ben sana. Konferansiyon beklerken adam ittifakı bozuyor. Okay, Karazakarak'a hala ulaşabiliyor muyum? Ulaşabiliyorum. Eskiye geliniz. Siz de beyefendi de eskiye geliniz. Geliyor bir şey de geliyor. İhtimal zayıf görür de gelir. Sende var mı öyle bir imkan varmış? Tamam. Okey. Karazakarak'ı da böylece almış olduk. Şu saçma binayı yık. Bu saçma binayı yık. Bir tane kalsın, hiç yok ülkemde. Hadi bundan da kalsın, tamam. Ha, hatta şu an... Tersis Kral ve Ölü Çağıran yetiştirebiliyorum. Var mı Tersis Kral ya da Ölü Çağıran'ı olmayan bu orduda? Burada bir Tersis Kral olmayan var. Tamam, bir tane Tersis Kral yapalım. Bilmekçisi olabilir. Buradaki proje ise devam. Expand Sylvanius borders. Borders. Bring it all to me. You dare. Now from the tombs.
çağıralım. Bu işlemi yapmazsam tur sonunda ekstra beklemek gerekir. Hiç gerek yok. Gelenler çok yalnız. Şimdi ben size bir şey yapamam zaten. Suyu. Ready. Darkness comes. Ne için yakar işi için özellikler tamam. Güzel bir iyileştirici oluyor demek ki adam. Kendin yap. This better be important. Sen de aynı. No impatient. Sanırım sen de işin bitti. Bakalım hangi kendilerle o şehri satarak tekrar ittifak yapabilecek miyim? Oradaki pusularımın bir tanesi tespit edildi. İkisi de tespit edilmeseydi galiba belki gelmeyi tercih edebilirdi o. Neyse, Karzakarak'ın bulunduğu eyalete saldırmaya devam biz. Oradakilerin hepsini tespit edildi. Bir tanesi hariç hepsi tespit edilmiş. Burada senin için yarayacak bir şey yok mu ya? Pek yok. Okay. İlerlemeye devam o zaman. Alalım şurayı da. Oraya bile ulaşıyoruz aslında ama. Ulaşalım mı? 16 kişilik garnizon var. Hadi ulaşmayalım ya. Sabır. Şimdi bu cüceler otosonuçtaki şeyleri falan gıcıklıkları derken. Bakalım orası böyle. Aynı gel senle bir konuşalım. But no, you play a dangerous game. Ağırını verecektim sana. Skate. Tamam, güzel. En azından kabul ediyor yine. Kaça çıktığını keşke görebilsem şu an. Sana bir de bunun üzerine gönlümden şöyle bir hediye koptu. Al. Bir de bunun üzerine bir tane daha şöyle bir hediye koptu, al bakayım.
Okey, geri geldi değil mi? Tamam. İki yerleşim yeri kaldı. Onlardan biri koron olmayacak muhtemelen. Şu an saldırmak istemiyorum ben onlara. Burada şansımı denemeye devam etmek istiyorum. Merak ettiğim bir şey var. Benim mesela Pestilanlar klanı ile aram anlaşma teknoloji armağanlar sunuldu. Ha. Bunlara karakol kurmamın herhangi bir aramı iyileştirme konusunda etkisi yok. Dolayısıyla bunları kurmama gerek yok. Yes, my sire. Misery awaits. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Sen zaten buradasın. Sen buradasın. Sen buradasın. Sen geliyorsun. Sen de geliyorsun. Tamam. Her şeyden önce şu alt kattaki binaya bakayım. Askeri bina yap ve kalıcı olsun bu sefer, tamam. Acilen satmam gerekirse satabileyim. Yani Kenner'dan çektiğimi bu kampanyada düşmanlarımdan çekmedim gerçekten. Sandık diyor ya. By the light of the lady. Adamların I will not betray you demesi çok insanı kıllandırıcı değil mi ya? Yani birisi gelip sana ihanet etmeyeceğim dese lan kesin ihanet edecek falan demez misin yani? Serbestse okey yapalım. Okay. İki tur içinde biter diyordum. İki tur içinde bitmeyebilir. Bunlara müdahale etmem gerekiyor ise. Bunlar korondan iyice uzaklaştı ya. Sanki pusula ziyesinde bir lordları daha mı vardı emin olamadım ama şu an korona dalmak için güzel bir fırsat. Yes. Sen sevgili dostum şöyle bir pusu başarı olasılığını azaltan bir şey yok mu sende? Yok. Tamam. Hayırlısı. Ha, tamam. Etrafta kimse yokmuş. Geliniz. Siz de buyurunuz. Dördü de burada değil mi? Evet. Şunları da bir atayım random insanlara. Bir işe yarayan şeyler değil. Hücum bonusunu yalnızca şunlardan birine vereyim. Güzel.
Böylece Bretonya'nın başkenti Koron vampirlerin eline düşmüştür. Koron benim için çok anlamlı değil de burada işte Musulon var, Bordello var. Buralar vampirler için daha değerli yerler. Daha da uzun oynayacak olsaydım oraları da alırdım. Buraya hemen bir garnizon binasını yapıştıralım. Bu çok anlamsız. Bu çok anlamsız. Bence bu da çok anlamsız. Azıcık durabilir. Ben şundan yaptım gitti. Bu tarafta ne yapacağımı gelirsek. Bunlara yetişemiyorum. Varen katipleri gidecek. Yani şimdi yapma olasılıkları da var. Varen katiplerine giderler. Oradan benim topraklarıma dalarlar. O hiç hoş olmaz. Karaza Karak'a gelmemeyi tercih edebilirler. O yüzden ben efendi onların oraya doğru gideyim. Şuradaki projeyi bir erteleyelim. Kıyımızdanları kaybedeceğiz. Canlar sağ olsun da bulun. This better be important. Begon. Come, impress me. Şöyle yapacağım. We are in agreement. I am Vlad. Şu Vlad'le bir birlikte ol. Bilgenin 4 iyi birimleri bile de vereyim ki tuzağa düşürme imkanım, ihtimalim artsın. Onlardan buraya gelmemiş olanlar var hala. Aşağı gelsinler. Full kahraman bir ordu yapabilirdim daha uzun oynayacak olsam. Onların da eğlencesi farklı oluyor ya. Full kahraman ordularını da severim. Abla gelecek. Neredeyse diyecektim. Yok. Yanlış görmüşüm. Dur, bunu başlatabilirim. Yani şey diye olabilirsiniz, artık ne anlamı kaldı bunları menüde dağıtmanın, daha kötü de olsa yapay zeka dağıtsın falan derseniz de yani gerçekten çok kötü şeyler var burada, hiçbir işime yaramayacak. İçim acıyor ya. Yani teknik olarak haklısınız öyle diyorsanız ama elimden gelmiyor. Master, I see. A pact, is it? So be it. Yes. Vlad'in ve Manfred'in pusularının tespit edilmeme olasılığı bu sefer daha fazla. Yakınlarımda hiçbir karakter yok. Bakalım. Gerçekten de edilmemiş ama ona rağmen Varenka tepelerini tercih etti Thorgrim. Peki.
değilse. Tamam, o belliydi zaten. Şu ordunun üstüme gelmesini istiyorum. Hayır, aşağı indi. Yani kendi işine gelmeyecek şeyler yapıyor. Şu an o kendi işine gelmeyecek şeyler benim de işime gelmiyor. Yani geldi, 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 geldi. Bir tane eski yerleşim yerini talan etti ve şu an geri gidiyor. Bravo. Azazel. Neyse, onların uzaklara gelirken açacaklarından biraz çekinmiştim. Yapmıyorlar öyle bir şey. Okey, sanıyorum bu seferi bitirme zamanıdır. Şurayı alalım ve bitirelim. Şeyle alayım. Dandik ordu ile alayım. I shall drink them dry. This night. Efendim. Follow me. Efendim. Acaba ne oyun sonu senaryosu çıkacak? Dediğim gibi oynamayacağım oyun sonu senaryosunu. O kadar zamanım yok son zamanlarda. Merak da etmekteyim. Ve Skaven, haşere dalgası. Toplanan Skaven'lar hakkında endişelenerek aptallık etmişim. Dağılan birkaç izi dışında yüzeyde hiçbir şey değişmedi. Ancak yine de olmaması gereken yerlerde pençe izleri, geceleri duyulan koşuşturma sesleri, uzak mağaralarda görülen çarpıtım taşının kaygı verici ışıltısı ve yer altı girişleri. Bu işin içinde bir iş var. Başlıyor mu? Emin olamadık. Tık tık. Uzun sefer kalmamalı. Büyü rüzgarları güç kaynağı kapasitesi artı 35. Vay, kaç olduk mesela? Ready. Şuradan bakayım. Vlad'in büyü rüzgarı güç kaynağı kapasitesi 176 oldu. Maşallah. Hatta Manfred'in daha da fazla olabilir. 185 olmuş. Maşallah maşallah. Kim ya, dur. Haşere dalgası çıkar çıkmaz görebiliyor. Heh, bunlarla halbuki dosttuk. Dur lan, hala dost gözüküyorum. Ya, oyun sonu senaryosu ne diyor peki o zaman? Oyun sonu senaryosu açılmadı. Niye? Hani açılmıştı? What? Bir tur mu geçmesi gerekiyor acaba? Yok, çok saçma. Direkt açılmış olması lazım. Ya bir tur daha oynayayım, ne olacak merak ettim. Bunlar burada kalıyor zaten. Şehrin içinde kal. This better be important. Von Karstein. Sen aşağıdakilere ulaşamıyorsun değil mi? Evet, ulaşamıyorsun. Karaza karakola ulaşma ihtimali var mı bunun? Yok. Okey. Şuradan o zaman. Gerçekten dünyanın en dangalık hareketini yapıyor ve beni sinir ediyor şu an. Neden abi burayı almadın yani? Talan etti geldi. Kimse olmadığını da zannediyor bu su vaziyetinde olduğum için. Garip, gerçekten garip yapay zeka bazen. Ya ben Fensiz Kralı bunlara vermiştim değil mi? Neyse, Manfred'e vermek için almıştım. Okey, karışmasına. Bunlar böyle, tamam. Diğerleri de kendi kendine gitsin artık. Hala eksi 60. Araştırma mevcut. Hadi şunu bir seçeyim. Onları dağıtmayacağım. Emir vermeyeceğim.
Karakol yapmayacağım. Yalnızca menüne bakmak istiyorum. Şimdi başlatmak istiyorum. Buradaki 5. seviye bina neydi? Kontrol, kahraman rütbesi, kan şövalyesi birimleri için bakım. Yani güzel şeyler var. Kan şövalyesi yetiştirme falan olanağı veriyor. Daha güzel yetiştiriyoruz falan. Güzel bina, fena bina değil. Elspeth'i döversen bunu kazanırsın demişler. Bunu önce suya indirseydim keşke. Uzaktan dolanıyor suya inmediği için. İnsolence. Who wishes the red kiss? Bu arada başarım sesini duyduğumu hatırlamıyorum ya. Başarımı aldım değil mi? Ona da bir bakayım şu turiyesin. Ya bir de şey çıkması gerekmiyor mu ya? Uzun sefer zaferi kazanınca işte haritada ne yaptın ne ettin şey çıkması gerekmiyor mu? Pusular tabii ki yine tespit edildi. Çok şanssızım pusu konusunda bu seferde nedense ya. Saçma sapan hareketler yapıyor gerçekten. Baskın ne yapıyorsun? Al işte yani kimse yok orada. Senin ana eyaletin böyle başkentinin eyaleti falan. Yok almayacağım ben orada baskın yapacağım. Çok garip ya. Thou shalt treat me with the respect I... Söylendi. Uzun zafer kazanıldı. Vallahi yok. Nerede oyun sonu senaryosu? Yani oyuna başlarken açtığımı gayet iyi hatırlıyorum. Random bir tanesi olsun diye. Ki çıktı yani. Açtım kesin. Dünyada hiç skeyim kalmadığı için olabilir mi diyeceğim. Yok. İkit falan yaşıyor. Herhangi bir anlaşmam da yok. Allah Allah ya, neden tetiklenmedi acaba? Bak mı oldu? Başka bir sebebi olabilir mi? Ya da ne bileyim, Skaven oyun sonu senaryosu bu şekilde mi işliyor acaba? Öyle bir saçmalık mı var? Çünkü oradaki metni falan düşünüyorum. Acaba böyle bir şey mi oldu falan gibisinden başlıyor mu falan? Sanki böyle Skaven oyun sonu senaryosu tetiklendi, bir sürü ordu çıktı ama göremiyorum. Kimse göremiyor gibi bir şey mi var acaba? Alt şehirlerde büyüyorlar gibi. Ha şey. Ya tamam. Tamam. Ben her oyuna başlarken şeyi, uyarı sayacını sıfıra indiriyordum. Herhalde bu kampanya başlarken sıfıra indirmeyi unuttum. Evet evet, normalde default olarak 10 turluk bir 10 turluk olması lazım ya da 5 turluk 10 turluktu galiba bir uyarı sayacı var. Oyun sonu senaryosu tetiklendikten sonra 10 tur sonra oyun sonu senaryosu başlıyor. Ben onu her zaman minimuma çektiğim için bu sefer de çektiğimi düşünmüştüm ama herhalde çekmedim. Okey, mesele o yani. Neyse zaten onu oynamayacaktım da. Şuradan topraklarımızı genişletmemizi 101. turda uzun sefer zaferine ulaşmış bulunduk. Silvanya'da huzur dolu güzel bir gündü. Vlad'in tek istediği Kar Frans'la iyi geçinmek. Buralar, kırmızıları karıştırmayın bu arada, buralar Ungrim'in. Ve bir seçmen kont olarak kabul görmekti ama Kar Frans onu kapıdan kovunca ben de madem öyle imparator yapmıyorsun beni, seçmen kontu yapmıyorsun, o zaman ben imparator olurum, kendi kendimin seçmen kontu olurum dedi. İmparatorluk topraklarını lökür 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 topladı. Arada yücelerin de oraya girdi. Dağları da azıcık aldı, Norskay'ı da azıcık aldı. Derken, karazakarak bilmem ne derken uzun sefer zaferine ulaşmış olduk. 103 tur. Hemen bir kayıplara bakayım. Toplam mağlubiyet 28.
Kara muharebeti 4, kuşatma muharebeti 5, küçük yerleşim yeri 19. Okey. Neyse efendim, güzel bir seferdi ya. Keyifliydi. Bu kadar uzun uzun oynamayalı bayağı olmuştu. Zaman zaman yorduğunu da söyleyebilirim. Hatta yani hissetmişsinizdir zaten zaman zaman yorulduğumu. Bu bölümleri, ekstra bölümleri izleyenlere ben ekstra bir teşekkür edeyim. En başından dediğim gibi bu ekstra bölümlerin birazcık seyir zevki yüksek olmayan bölümler olacak. Çok lökür lökür konuşmak için ekstra enerji sarf etmediğim, relax bir modda oynadığım, işte üzerine bir de yükleme ekranlarını falan silmediğim böyle relax modda ekstra bölümler oldu. Yine de umarım keyif almışsınızdır diyeyim. İzlediğiniz için teşekkür edeyim. Kendinize iyi bakın. Sonraki bir kampanyada, sonraki bir seferde görüşmek üzere.